Bir hayalin peşinde. Yarım asır evvel bir Atlantik serüveni. Sadun Boro. 24 Temmuz 2002. Kısmetle çıktığımız Adriyatik gezimizde Hırvatistan'ın Split limanında demirliyiz. O da bana bir sürpriz hazırlamış bugünün şerefine. Çiçeklerle süslü mükellef bir sofra donatmış kısmetin güvertesinde. Evet bugün İngiltere'nin Portsmouth limanından Atlantik'e yol alışımın, yelken basışımın yani ilk açık deniz yolculuğuna çıkışımın tam 50. yılı. 24 Temmuz 1952 bir İngilizle beraber Link adlı bir yelkenli ile Yeni Zelanda'ya gitmek üzere demir almıştık. Her ne kadar daha yıllar evvelinden beri yelkenli teknem varsa da bu Atlantik aşırı ilk yolculuğumdu. O akşam bugünün anısına kadar yerimizi kaldırırken Yarım asır evvel ve o günkü şartlar altında gerçekleşen bu yolculuktan kopuk kopuk sahneler bir film gibi gözlerimin önünden geçti. İşte bir yolculukta açık denizlerin kendine özgü hayatını yaşamış, onun sihirli iksirini tatmış ve esiri olmuştum. Her ne kadar çocukluğumdan beri denize meraklıysam da de, bu yolculuğu yapmamış olsaydım ne o şekle kısmeti yap yaptırabilir ne de dünya seyahatine çıkabilirdim. Ondan sonraki seyahatlerin tohumu işte bu Atlantik yolculuğunda atıldı, yeşerdi. Ne yazık ki Yeni Zelanda'ya gidiş hayali Karayip adalarından Barbados'ta son buldu. Tekne sahibi uzunca bir müddet burada kalmak istedi. Ben ise Burs'ta okuduğum Sümerbank yurda dönmedi diye mahkemeye verdi. Hiç unutabilir miyim Barbados'tan ayrıldığım günü? Karayip'in bu şirin adasından havalanan uçağın penceresinden altımızda uzanan engin Atlantik'e uzun uzun bakmış ve kendi kendime ahdetmiştim. Bir gün bu sulara gönderinde ay yıldızlı kendi bayrağım dalgalanan kendi kontramla geleceğim. Yurda avdetimde Cadde Bostanı gençlerin dayı beyi tanınmış yazar ve denizci Ali Rıza Seyfi Bey bu seyahatin hikayesini bir gazeteye yazmam için çok ısrar etti. Bana yardım etmesi şartıyla kabul ettim. Beni tanıtan bir mektubu Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olan Cevat Fehmi Başkut'a götürdüm. Okudu, merakla seyahatimi dinledi, eldeki fotoğraflarla beraber hemen yazıp getirmemi istedi. Hatta Cumhuriyet Gazetesi ilk radyo ilanını 1953 yılının Ocak ayında ''Atlantik'te bir Türk genci'' diye bu tefrika başlarken vermişti. Yazıların ilk bölümünü Ali Rıza Bey benim günlük notlarımdan ve anlattıklarımdan kendi akıcı üslubu ile kaleme aldı. Sonra ben devam ettim. Yazılar her gün gazetenin birinci sayfasında başlar, ikincisinde devam ederdi. 19 gün sürmüş, ilgiliyle izlenmişti. O devirlerde bir küçük yelkenliyle yapılan uzun deniz yolculukları pek sınırlıydı. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, daha yeni yeni birkaç denizci uzun deniz yolculuklarına çıkmaya başlamıştı. Atlantik'i geçen tekne sayısı yılda iki elin parmaklarını bile geçmez, her yapılan seyahat dünya basınında yankılar uyandırır, yakından izlenirdi. Nitekim dünya seyahatine çıkan beş teknenin birbirinden habersiz, aynı zamanda Lisbon'un Sayfiye köyü Kaskais'te bulunması olmayacak bir tesadüftü. O tarihlerde bizdeki denizciliğe gelince İstanbul'daki yelkenli tekne adedi eski Fenerbahçe mendireğini dolduramayacak kadar azdı. Yelken basıldığı zaman gidilen yerler ise adaları geçmezdi. Daha Marmara Adaları bile erişilemeyecek yerlerdeydi. O günlerden bu yana tam yarım asır geçti. Bu zaman zarfında gerek dünyada gerek Türkiye'de amatör denizcilik hızla gelişti. Sayısız insan dünyanın dört bucağına yelken bastı. Atlantik neredeyse bir iç deniz oldu. Özel geziler hariç her yıl yapılan rallilere 200'ün üzerinde yelkenli katılır oldu. Yabancı dillerde bu uzun deniz yolculukları ile ilgili o kadar çok yazı, kitap çıkmasına mukabil bizde yok denecek kadar az eser yazıldı. Halbuki gençlere deniz sevgisini aşılamak, onları engin ufuklara, yelken basmaya özendirmek, teşvik etmek için bu yazılanların çok büyük etkisi vardır. Benim de bu yolculuğa çıkmamda en büyük etken yıllar önce yapılmış dünya seyahatlerini anlatan kitaplar olmuştur. Sonraki yıllarda kısmet ile yaptığımız dünya seyahati ile ilgili hem basında çıkanlar hem sonra yayınlananlar Pupa Yelken adlı kitap ne kadar çok insana deniz sevgisini aşıladı. Onların küçük büyük bir tekne sahibi olup denize çıkmalarına sebep oldu. Hatta onlardan bazıları dünya seyahatini muvaffakiyetle tamamladı. Bugün daha birçoğu dünyanın dört bucağında yelkenlisiyle seyir halinde. İşte bu gaye ile yıllar önce gazete sayfaları arasında unutulup kaybolmuş ilk Atlantik yolculuğumu elinizdeki kitapçıkta topladım. Burada daha çocuk yaşta küçük teknesiyle Marmara kıyılarında yelken açan ve daha sonra denizin çağrısına direnemeyip ona koşan bir gencin ilk açık deniz macerasını ve tecrübesini okuyacaksınız. O günkü dille yazılmış gazete yazılarını bugünkü nesile yabancı gelebilecek bazı kelimeleri değiştirmek ve seyir esnasında tuttuğum ve yazı içinde mavi renkte İteli harflerle basılan günlük notlarımdan ufak alıntılar eklemek haricinde önemli bir değişiklik yapmadım. Yazı içinde geçen gemici terimlerinin izahını kitabın arkasına koydum. Gene bu kitapta aynı arkadaşım başka bir yelkenlik teknesiyle İngiltere'den Tancaya kadar 1957 yılında yaptığımız bir yolculukla ilgili o tarihte Hürriyet gazetesi için kaleme aldığım ama seyahat yarım kaldığı için basılamayan daha sonraki yıllarda yaç mecbuasında neşredilen yazıları bulacaksınız. Ayrıca Deniz ilk adım bölümünde Cadde Bostan kıyılarında geçen çocukluk ve gençlik yıllarından ilk yelkenli kaba yölemiz dil nişinden bahsettim. Ali Rıza Seyfi Bey'i sevgili dayı beyimizi gençlere tanıtmak istedim. Son olarak da 2. Dünya Savaşı'na kadar gerçekleşen ve benim de bildiğim okuduğum dünya seyahati yapmış denizcilerin eserlerinden söz ettim. Kitabı hazırlarken bana yardımcı olan yakın bir dostuma Engin Deniz ve yayın bilgisinden her zaman istifa ettiğim aziz dostum Necati Zincir Kıran'a, kitabın tasarımını bizzat üstlenen Savaş Çekiç ve onu basan Grapis Matbaa'nın sahibi Özdemir Korkmaz dostlarıma, gazete ve el yazılarımı sabırla bilgisayara aktaran Şölen Dönmez Kardeş'e bu vesileyle huzurunuzda teşekkürlerimi arz etmek isterim. Bu küçük eser genç kardeşlerimizin yeni ufukları yelken açmasına ve onlara deniz sevgisini aşılamakta bir nebze katkıda bulunabilirse ne mutlu bizlere. Saudun Boro, Mayıs 2004, Gökova